Herkese merhaba futbol severler. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Evet bakın yeni demiyorum, yepyeni diyorum. Yepyeni bir futbol oyunu var karşımızda. Çünkü geçtiğimiz sene EA Sports biliyorsunuz FIFA ile artık lisans hakkını bitirdi. Bağlantısını kesti ve yeni bir isimle devam ediyor. FC olarak devam edecek arkadaşlar. FC 24 ile karşınızdayım. Bugün yeni bir futbol oyunu var karşımızda. Bakalım gerçekten yeni mi? Yoksa FIFA 24'ün böyle yandan çakmalısı mı? Kopyası mı? Zaten öyle bekliyoruz ama belki de bambaşka bir oyun vardır karşımızda. Ne gibi değişiklikler var? Grafik, fiziksel olarak, oyunun temel mekaniklerinden, her şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Gireceğim, hissettiklerimden sizlere aktarmaya çalışacağım. Keyifli seyirler diliyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni butona basmayı ve istekleriniz olursa yorumlara yoksa da selam göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Razer'la biraz top kovalayalım. FC 24 Ultimate Edition'ın ön siparişinde bir hafta erken erişim var. Oyunun PlayStation 5 sürümüne bakacağız. Bu arada arkadaşlar oyunun hemen fiyatlarından da bahsetmek istiyorum. PC tarafında Steam'de 1199 lira yani 1200 lira. Konsol tarafında da Xbox ve PlayStation tarafında da arkadaşlar 1400 lira. Yani 1399 lira fiyatı var. Bu da bilginize. Öncelikle yeni oyunumuz FC 24'te çok beğendiğim, çok hoşuma giden bir şey oldu ki menüler arkadaşlar. Bilemiyorum siz geçtiğimiz seneler seviyor muydunuz, sevmiyor muydunuz bilmiyorum ama ben kendim şahsi olarak sevmiyordum. Çorba gibi geliyordu bana. Çok göz yorucu, çok karışık geliyordu. Renkler güzel görünüyordu ama çok karışık görünüyordu arkadaşlar. Bu sene gerçekten çok değerli toplu bir menü yapmışlar. Geçen sene, önceki senelerde biliyorsunuz yandan kaydırmalı bir menü vardı ve her menü kocaman kutu şeklindeydi. Şimdi daha derli toplu olmuş. Çok kolay bir şekilde gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii ki geçen seneye göre arkadaşlar menüsü çok hızlı ve akıcı çalışıyor. FIFA 23'te bulunan bütün modlar var. Ama ben öncelikle arkadaşlar oyunun bir fiziksel, yapısal, grafiksel açıdan görüp bakmak istiyorum. Hem oyunun geçen seneden ne gibi farklılıklar yarattığını hem de arkadaşlar bize ne gibi şeyler hissettirdiğini yaşamak istiyorum ve bunları size aktarmak istiyorum. EA Sports'un FC'de özellikle bahsettiği şeylerden bir tanesi de yeni hareket yakalama teknolojisi arkadaşlar. Bu şekilde futbolcular çok daha gerçekçi hareket ediyorlarmış göreceğiz. Karakterlerin üzerindeki o tişörtlerin, şortların üzerindeki o oynama fiziği falan çok güzel görünüyor. Hadi bakalım oyuna girelim, görelim. Paris Saint Germain ve Liverpool maçı yapacağız. Arkadaşlar isterdim ki, gönül isterdi ki tabii ki, ne yapmak isterdi? Hani bir Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe yapayım ama hangisini seçsem diğerleri küsecek bana. O yüzden arkadaşlar yabancı takımlarla oynayacağım. Böylelikle kimse küsmesin, kimse alınmasın. Haydi bakalım. Evet, güzel bir sinematik yapmışlar. Ya kardeşim oyunun grafikleri böyle olsun artık ya, yeter ya. Vallahi PlayStation 1'den beri bir sürü futbol oyunu görüyoruz arkadaşlar. Görüyoruz ama hep CGI grafik koyuyorlar başına. Ama oyun grafiği olunca bambaşka bir şey geliyor boyut. Hadi bakalım. Evet, önce klasik kamerayla başlıyoruz. Hadi başlayalım. Here's how PSG line up. Gianluigi Donnarumma is in goal. Marquinhos plays alongside Milan Skriniar. Haydi, haydi çocuklar, bastırın çocuklar. Aha, aha! Affetmez. Konsoluk affetmez. Bak arkadaşlar şu geçişler falan acayip hızlı ya. Gerçekten çok hızlı. Yani geçtiğimiz senelerde mesela FIFA 23'ü de PlayStation 5 üzerinde oynamıştık. Yeni nesilde oynamıştık ama oyun kasıyordu arkadaşlar. Yani kullandığı grafik motoruyla ilgisi olabilir. Ama bu oyun gerçekten kendini next gen hissettiriyor. Akıcılık anlamında. Aaa yeter ama. Oh, bu animasyonlar güzel olmuş abi. Hadi bakalım. Dostluk maçımız devam ediyor. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Hakimi. Aa. Lan çıktı. Well, he's just a natural finisher, so clinical in front of goal. He just makes it look so easy. And it's going to be so difficult for the defense to keep him quiet today. Orada kalede panter var, panter. Endocum öyle atılmaz o. Played back to Donnarumma. Alan! Lan! Ay! Ya böyle bir şey olamaz ya. Aa.
Böyle bir şey olamaz ya. Evet kardeşlerim. İnanılmaz bir şekilde gol dedik. Lütfen replay yap. Tekrar izleyelim. Futbol tarihinde bir ilki başardım ve karşı takımın adamına pas vererek kendime gol attım arkadaşlar. Attırdım daha doğrusu. Ve fileleri deldik. Ama deldiğimiz file kendi filemiz. Haydi bakalım. Ay. Evet, seyirci çıldırdı. Seyirci çıldırdı, gerçekten çıldırdı. Haklı, çıldırmak da haklı. Aynen. Adamın tepesine çıktık. Bu arada arkadaşlar, o tişörtler falan oynuyor ya, şortlar, tişörtlerin fizikleri. Bak gerçekten oynuyor, oyun içinde de oynuyor. Yani biz ana menüde gördüğümüz o fiziksel hareketler falan oyunun içinde de var. Ya geçen sene vardı ama böyle değildi. Bu daha güzel sallanıyor, daha gerçekçi sallanıyorlar. Kumaş olayını güzel yapmışlar yani. Evet, haydi bakalım. Haydi be, tüh. Gol! Aa, inanmıyorum. Offside mi oldu? Ama kardeşim, hemen bayrağı hemen kaldıracaksın ya. Hemen kaldıracaksın, benim hevesimi kursağımda bırakmayacaksın. Heyecanlandırıyorsun beni. Ama olmaz ki arkadaşlar böyle. Haydi bakalım çocuklar. Moralleri bozmayalım. Evet, bacak kıran derler bana. Bacak kıran derler bana. Aa, yeter artık ama. Bak, futbol centilmenlik oyunu diye şey yapmak istemiyorum. Bacak kol kırmak istemiyorum ama yeter artık. Hayır. Topa müdahale. Topa müdahale. Ha bakın, bu animasyonlar güzelmiş. Ara animasyonlar. Hakemin gözünden görüyoruz FPS. Çok güzel. Ya, bu güzel yapmışlar. Kendinizi sahanın içinde hissediyorsunuz. Bu iyi olmuş. Bakın, orada kaymıştım ya, çim bozulmuştu, kaymıştım. Çim gerçekten öyle kaldı arkadaşlar. Haydi. Bastırın, bastırın. Bak size var ya. Ekmek yok, ekmek, ekmek yok. Bu maçı kazanmayın var ya. İkramiye yok, hiçbir şey yok size. Su yok, su. Yok, su veririz ya. Tamam. Şöyle yapalım. Hadi karambol. Ah be. İyi. Ya grafikler geçtiğimiz sene de keskindi, tamam mı? Hani çözünürlük anlamında keskindi ama
And he's being urged to shoot. Ah. Responded to the demand to take the shot on, but it wasn't the best. It wasn't. It was good play initially to find the space. No one closed him down, so he had to have a go, but that's well off target. Yani çözünürlükten aç. Bu seneki şeyler daha iyi gibi. Kaplamalar, modellemeleri daha çok hoşuma gitti. Biraz saha daha iyi olabilirdi. Şu yan taraflar, dış taraflar. Seyircilerden bahsetmiyorum. Seyirciler güzel de. O seyirciyle arasındaki bölüm. Cody Gakpo. A turnaround in possession. Excellent positioning. Haydi çocuklar. Devam ediyoruz. Hah be. Vur. İşte bu. Hadi bunu da sayma. Bunu da sayma hadi. Kamera sallanıyor. Kameralar sallanıyor. Tribünler delirdi, çıldırdı. Bakar mısın harekete bak. Bak. Bütün dünya bu golü konuşuyor arkadaşlar. Olamaz böyle bir şey. Bravo. Güzel. Birinci yarı 1-0 yenilecek miyiz diyordum. Beraberliği yakaladık. Aaa. Bak hiç centilmen olmuyorsunuz ha. And it's been cut out. There's the turnover. Mbappe. What a chance here. Mbappe. Çocuk çıldırdı. Delikanlık yaptı. Arkadaşına pas verdi ama o kadar iyi niyetli bir futbolcu ki top ona tekrar geri döndü ve gol Mbappe'nin oldu. Delikanlı çocuk ya. Yalnız bayrak direğine bir tokat attın orada. Hani hakem şey yaptı yani. Gözden kaçırdı. Kıyak yaptı. Niye bayrak direğime vuruyorsun demedi. Bravo. And away we go again at 2-1. Topa müdahale ya. Bu hakemin FPS kamerası var ya, bakalım aynısı mı olacak? Ha, hep FPS kameradan göstermiyor. Farklı. Kasıt yok. Bak topa değmişim abi. Topa değmeye çalışıyorum. Herif atıyor kendini yere. Ben senin birazdan bacağını kırıyor muyum? Kaç numaraydın sen? A- 66 mı? Onun ben bir bacağını kıracağım. Aklında olsun. Neyse taça çıktı. Aa, korner mi? Benden mi çıktı? Tüh. Bak o 66 var ya, Alexander 600. Oğlum akıllı ol. Kötü at bak. Sana söylüyorum. Akıllıysan kötü at. Bir de hareket yap. Diyor ki. Yalnız saç detayları falan çok güzel yapmışlar. Karakterler. Yani oyuncular kesinlikle. Ooo. Kesinlikle geçen sıradan daha iyi. Şu şeyi sevdim. Özellikle ara animasyonlar. Geçen sene göre çok daha hızlı. Evet. Birinci yarı burada sona erdi. İkinci yarı başlıyor. Evet, avantaja bıraktı hakem. Potential danger.
Kaleci sinirli. Sizin oyuncağınız topu diyor. Başlayacağım sizin oyuncağınız topa dedi. Kaleci çıldırdı. Kalecinin artık burnundan geldi. Artık tak etti canına. İnanmıyorum, kaleci yok kalede. Koş oğlum. Koş oğlum. Gel lan gel al. Kaleci bu oyun böyle oynanır diyor. Siz çocuklar artık beni bıktırdınız diyor. Yeter artık diyor. İşte bu. İşte bu. Harika bir gol. Hayır, harika. Çok iyi bir gol. Bak o onlar güzel olmuş bak seyirci muhabbeti. Bu arada zorluğu neye otomatik olarak değiştirdi? Ben anlamış değilim onu. Orada zorluğu değiştirdi falan diyor. Ya yok böyle bir şey ya. Yok abi free kick mirik. Şey istedim, o çimenlerdeki deformasyon kalıyor arkadaşlar. Good work from PSG to win back possession. Aha, aha. Lan. No time to dwell on the ball. R2 ile falan tuşlara baktım arkadaşlar da orada. Ekstra bir şey eklemişler mi? Ondan duraksadım orada. Hadi. Geç geç geç. Evet. Kaleci için kolay bir lokma oldu. Geç 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 pozisyona geç. Could be a chance to break here. It's a really good break this. Good work to regain possession. Al kaleci. Al sana. Al. Well, that's as easy as it gets for a goalkeeper. Mbappe could get it over now. Vur! İşte bu! İşte bu! Kay 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 kay! Harikasın! Harikasın! Muhteşem bir pas ve harika bir şut. Resmen uçan tekme attı. İnanılmaz bir gol. Kaleci şaşırdı. Evet sevgili kardeşlerim. Paris Saint-Germain Liverpool karşısında 4-1 öne geçti. Really nicely played. What can they do with this now? Excellent reading of the game to win the ball. Quick into the tackle and the result is a throw. Adamlarımız yorulmaya başladı.
Possession given away. Haydi. Good work to recover possession. Oha! Ya kaleci görmüyor musun sen bu olayları ya? Hakimi. Delivered into the middle. İşte bu! İşte bu! Muhteşem bir kafa golü. Haydi bakalım Mbappe! Kafana sağlık adamım. Kafana sağlık çocuğum. Analar ne kafa doğurmuş. Muhteşem bir kafa. Harika. Kaleci daha top gelmeden elini atıyor. Saçma sapan hareketler yapıyor kaleci. Hocam sen de farklı hareketler yapıyor. Hep aynı hareketler yapıyorsun sevindirken. Bugün Paris Saint Germain delik deşik etti. Delik deşik. Muhteşem bir gol attı. Evet. Ya, çok yakın geçmemiş. Bugünün yıldızı gerçekten. Geçen sene FIFA 23'ün kapağında da olan. Son yıllarda gördüğümüz Mbappe. Şaşırtmalı, şaşırtmalı oynuyorlar. İnanmıyorum. Sen misin lan şaşırtmalı oynayan? Aa, 66, 66 bacağını kırarım ben bunun. 66'nın bacağını kırarım söylemiştim. Bu arada hakem bugün bayağı rüşvet almış olabilir hakem. Mbappe sen geç ortaya. Geç içeri, geç içeri. Uzatma dakikalar oynuyor ve maç burada son buldu arkadaşlar. Maç bitti. 5-1 PSG aldı arkadaşlar maçı. Mbappe bu maçın yıldızı oldu. Bakın arkadaşlar tişörtler, eşofmanların şortların, tişörtlerin fizikleri çok güzel olmuş. Bravo, bravo. Güzel bir dostluk maçıydı. Bu arada geçen seneye göre kesinlikle şu açıdan arkadaşlar, şu sağ var ya seyircilerin olduğu yerler, renkler, paletler ve yakından baktığınızda çözünürlük çok güzel. Paris Saint Germain 5, Liverpool 1. FIFA 24'te bir ilk bakış yaptık. Birçok mod var. Tabii ki birçok modu tek bir videoya sığdırmamız mümkün değil arkadaşlar. Farklı modlar deneyimledikçe sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Geçtiğimiz seneye göre en büyük farklar ne? Ya da ne gibi farklılıklar var? Bunlardan bahsedeyim. FC adıyla çıkan ilk oyun olduğu için arkadaşlar oyun üzerine fazlalıkla düşmüşler. Çok fazla makyaj yapmışlar. Çok fazla yenilik koymaya çalışmışlar. Ama yine de arkadaşlar geçtiğimiz seneye göre arada dağlar kadar fark yok. Yani inanılmaz bariz farklar yok. Sadece arkadaşlar en çok değişen yerlerden bir tanesi menü. Ki iyi ki değiştirmişler. Bence önceki menülere göre daha akıcı, daha kullanışlı ve daha anlaşılır. Bunun haricinde maç arasındaki ara sinematikler, animasyonlar ve seyircilerin verdiği tepkiler çok daha güzel olmuş. Geçtiğimiz senelere göre en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi karakterlerin hareketleri ve kıyafetleri de dahil fiziksel tepkileri. Grafiksel anlamda daha keskin, animasyonları da daha akıcı ve daha güzel çalışıyor. Ama devrimsel bir yenilik var mı derseniz arkadaşlar aynı oyun diyebiliriz. İleriki dönemlerde diyorum ama yakın dönem demiyorum. İleriki dönemlerde yani yılbaşından sonra indirimler gelmeye başlayacaktır. İndirime geldiğinde de oyunu alabilirsiniz. Fiyatları hemen hatırlatıyorum tekrar. 1200 TL PC tarafında, 1400 TL yani 1399 TL Xbox'a PlayStation Store'da fiyatı var. Önemli bir indirim geldiğinde kesinlikle haberiniz olacak. Tek yapmanız gereken şey arkadaşlar bildirim zilini açmanız. Beğeni butonuna basarak desteğinizi gösterebilir. Yorum yazabilir arkadaşlar. Yorumunuz yoksa selam gönderebilir. Ve abone olmayan kardeşlerimle abone olarak desteklerini gösterebilirler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve oyunlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. İyi oyunlar diliyorum.